karşılaşmasıyla başlasın maçlarımız. Önce kırmızı köşeden geliyor sporcumuz. Zafer Şimşek! I never busted any cross, but that don't mean no more. Put you in the coffin. Walking around with a noose, so I'm 22. Wanna see you as a person get the poppin'. I can't stand a fucking notice who can get it on. Ve rakibi mavi köşede Cemil Yıldırım Spor Kulübü'nden geliyor sporcumuz Muhammed Aydoğan. Evet, değerli spor severler, önce kırmızı köşede 1.75 boyunda, profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı, 2 galibiyeti var, antrenörlüğünü Turgay Kantar Kıran yapıyor, Zafer Şimşek! Ve rakibi mavi köşede 1.78 boyunda 18 yaşında profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı. 1 galibiyeti 1 mağlubiyeti var. Cemil Yıldırım Spor Kulübü'nden antrenörlüğünü efsane sporcu Cemil Yıldırım yapıyor. Kim mi? O Muhammed Aydoğan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Latif Karsamba. Flaş Haber TV izleyicileri, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz, bir Mehmet Mestoğlu organizasyonu olan Efsaneler Kickbox Arenası'nda yine sizlerle beraberiz. Gecenin ilk maçı Zafer Şimşek ve Muhammed Aydoğan arasında geçecek. 63 kilo müsabakası. Bugün yorumlarıyla yanımda olan
sevgili kardeşim Kickbox Federasyonu Milli Takım Antrenörü ve Koordinatörü Orhan Doğan var. Orhancığım sen de hoş geldin geceye. Hoş bugün böyle tek mikrofona idare edelim, birazdan düzelecek inşallah. Evet. Gene başka bir canlı yayında beraberiz hocam. Mehmet Mesoğlu'nun organizasyonunda. İnşallah güzel maçlar izleyeceğiz. İlk maçımız da başladı. Sabırsızlıkla gecenin ilk maçını sevgili izleyicilerimiz bekliyordu ki ilk maç 63 kilo. Hafif sikleti olduğu için biraz hızlı başlar herhalde Orhan. Maçın orta hakemleri Latif Karsamba yapıyor. Orta seviye bir round kick. Sağlı solu direkler. Surat seviyesinde yine bir round kick. Gecenin ilk maçı, ilk heyecan. Seyircilerimiz de sabırsızlıkla bir saattir gecikmeli olan yayınımızda burada. Beklediler bu şekilde. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gecenin ilk maçı elimizde, fazla bilgi yok sporcularla ilgili ama herhalde ilk maçları olacak. Sağlı solu direkler her iki sporcudan da. Evet Orhan. Evet, çok güzel dövüşüyorlar. Bu olmadı. Hakem dur dedikten sonra vurdu. Bu centilmenlik dışı bir davranış tabii. Hakem de uyardı, gerekli uyarıyı yaptı. Mavi köşede Muhammed Aydoğan. Evet Muhammed, şu anda sporcular ilk round çok güzel dövüşüyorlar. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler yapacaklar, ben de merak ediyorum. Bizde tam fight kartlarında fazla bir bilgileri yok ama daha birer tane maçı var. Yeni sporcular. Müthiş bir diz. Zafer Şimşek'ten. Siyah eldivenli sporcu Muhammed Aydoğan. Kırmızı, beyaz eldivenli sporcu Zafer Şimşek, kırmızı köşe. Low kick. Zafer'den surat seviyesine bir tekme denemesi. Hedefi bulmasa da sağlı solu direkler yine. Bu arada Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Evet, tüm Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Büyük bir onurla, şükranla da bize bu olanağı sağlayan büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Evet, büyük bir zafer coşkusuyla tüm ulusta kutlandı Cumhuriyetimizin 99. yılı. İnşallah 100. yılı görmeyi de nasip eder. Sağlı solu direkler. Belden aşağı bir tekme geldi az önce. Onun hocam, sporcular yeni olduğu için biraz böyle kural dışı hareketler yapıyorlar ama hakem biz gerekli müdahaleleri hemen yapıyor. Şu anda çok güzel dövüşüyorlar. Müthiş bir spin back kick. Evet, birinci round bitti. Tam avuç çıktı boğaza geldi. Evet, biraz geldi ama çok güzel bir geri tekme vurdu. Tebrik ediyorum. Bez ortam çok güzel. Burası inliyor. Ben böyle evet, bir coşkunu sevdi. Bayağıdır görmemiştir hocam. Bu tür organizasyonlarda yeni sporculara çok yer veriliyor Orhan. Evet. Ve gerçekten de kendilerini kanıtlamak isteyen sporcuların bu tür organizasyonlarda böyle yer almaları. Zaten hocam, yeni jenerasyonlar olmadan hepimiz yaşlanıyoruz. Biz de zamanında çok iyi dövüşçüydük. 50-51 yaşına geldik. Veya siz öyleydiniz siz. Yani herkes, arkadan gelen gençler çok önemli. Eğer bu gençler böyle geliyorsa da Türk Kickboksu Salim Kayacı Başkanımıza da buradan selam olsun. Onu da buradan anıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük hizmetleri var bu sporumuza. Bu gençlerimizin önü çok açık. Türk kickboksunda büyük bir devrim yaşattı sevgili başkanımız Salim Kayıcı. Ayın 10'unda Antalya'da Avrupa Şampiyonası var ülkemizde. Yaklaşık 4.000-5.000 kişi katılacağı. Evet, eskiden Türkiye'ye böyle maçlar verilmezdi. Sayın başkanımızın sayesinde, onun yapmış olduğu ikili ilişkiler,
yapmış olduğu mükemmel organizasyonlar sayesinde Türkiye'ye verildi. Dünya şampiyonu, dünya kupası. Yani sporla dolu. Bu tamamıyla bizim başkanımızın kişisel başarısıdır. Kendisine bu yolda çok teşekkür ediyorum bir kickbox sever olarak. Bizler de bütün ekibe, genel sekreterimiz Harun Demir'e, federasyonumuza, başkanımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz ve kaldığımız yerden devam. Gecenin birinci maçı, ikinci round. 63 kilo müsabakası, boy 75-78, birbirine yakın. Yaş 18. Zafer'in 3 maç 2 galibiyeti var. Muhammed'in 1 maç 1 galibiyeti var. Orta seviye bir low kick. Bu ikinci organizasyondur. Cengiz Funk gözlükle bir şeyler sunuyoruz. Yanımda yine sol tarafımda sevgili dostum, profesyonel MHK başkanımız Cengiz Funk var. Ona da tek mikrofonla bu akşam idare ediyoruz. Yayın ekibimize, araçtaki yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İlk defa beraber çalışıyoruz onlarla. Böyle 10 dakika içinde bu kadar iş çıkarabiliyoruz. Ben onlara teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle seyircilerimize, ekran başındaki seyircilere, sana, federasyon başkanımız Sayın Salim Saygıca buradan saygılar, selamlar gönderiyoruz. Evet, şartlar bu şekilde ama bizler tecrübemizle, sizler tecrübenizle, Orhan hocam tecrübelerinizle bu işi tıklım tıklım. Evet, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mücadele de sahada çok iyi. Gençler ellerinden geleni yapıyorlar. Bakalım ilerleyen dakikalarda daha neler, heyecanlanacağız. Teşekkürler Cengiz Funk. Yine maça dönecek olsak, ikinci round'un son saniyeleri. Her iki sporcu da eşit şekilde hareket ediyor. İşte bu ringler fazla ısıtılmasa iyi olacak tabii ki. Low kick, sağlı sollu karşılıklı her iki sporcudan da yerini bulmasa da biraz hızlı tekmeler, yumruklar var. Evet, Muhammed çok iyi gidiyor. Gerçekten bekleyerek döner tekme, geri tekme de vurdu birkaç kere. Ya bence şu anda önde. Ama bu profesyonel maç, dikkati, tedbiri elden bırakmamak lazım. Ama gençler dinamo gibiler, daha hiç durmadılar. Bravo, çok güzel bir maç. Tekrar hatırlatmak gerekirse, beyaz eldivenli sporcu Zafer Şimşek, siyah eldivenli sporcu mavi köşe Muhammed Aydoğan. Muhammed Aydoğan Cemil Yıldırım'ın sporcusu. Zafer Şimşek, Turgay Kantarkıran'ın sporcusu. Her iki antrenörleri de başarılı sporcu. Zafer'den bahsediyorum. Mavi şortlu sporcudan. Evet. İkinci kırmızı köşe. Mavi şortu var sadece. Evet. Zafer Şimşek şu anda işi götürür. Bence Zafer önde. Çok da iyi dövüşüyorlar. Tebrik ediyorum genç kardeşlerimi. Evet, gördün. Mükemmel bir sol direkte. Çok güzel. Yakaladı. Aslında lüzumsuz döner tekmeler atmaya gerek yok. Düz, ne kadar düz maç yaparlarsa o kadar iyi olur. Müthiş bir diz. Hedefi bulmadı. Evet, Orhan, ikinci round da bitti. Evet, bence ilk roundun sonunda zaten kırmızı Muhammed'i grogi durumuna düşürmüştü. Bence ikinci roundda da önde kırmızı köşe Zafer. Bakalım üçüncü roundda ne olacak. Ama çok güzel dövüşüyorlar. İsimleri duyulmamış belki ama yürekleriyle şu anda çok güzel bir seyir yaptılar bütün seyircilere. Zaten stadın coşkusundan da bunu anlayabiliyoruz. Acayip coşkulu, çok güzel bir organizasyon. Maçlar başladığı gibi biter derler. İnşallah bunlar diğer maçların habercisi olsun. Çok güzel maçlar olacağına inanıyorum. Gecenin ilk maçı, ilk heyecan. Cengiz Funk, iki roundu değerlendirecek olursak. İkinci roundu değerlendirecek olursak. Şöyle birbirine çok yakın gidiyor. Benim gönlümde bir kişi bir adım daha önde. Bakalım artık ne olacak. Üçüncü roundu bekleyelim. Kırmızı köşe değil mi? Şu anda sinyal vermek istemiyorum. Ama
geç şu an görevli hakem değilsin. O yüzden rahat konuşabilirsin yani. Heyecanı 3. raunda saklamak. Peki. Peki öyle diyelim. Cengiz Bank yine her zaman gibi sel veriyor, sır vermiyor. Gecenin ilk maçı demiştik sevgili Flash Haber TV izleyicileri. Orhan, bizi belki şu an hastanede izliyorlardır, biliyorsun hastamız var. Evet, bu arada Hüseyin Hocam, abinize Rabbimden şifas diliyorum. Allah ailenize, herkese sabır eylesin. Bu işler zor işler, biliyorum. Hastane süreçleri. Şu an hastalar olan herkese acil şifalar diliyorum. Abim de dahil olmak üzere. Herkese selamlar yollayalım buradan. Belki izliyorlardır. Amin. Teşekkürler. Allah hastalara acil şifalar versin. Burada iyi bir deneyim olacak. Bir çarpışma oldu orada. Burunda bir kanama var Zafer Şimşek'te. Latif Karsamba deneyimli bir hakemimiz. Müthiş bir low kick ve blok. Orta seviye bir low kick. Yine bir low kick denemesi, sol ayak içe. Evet, az önce de söylemiştim. Sporcularımız da antrenörler deneyimli. Her iki sporcunun da köşesinde deneyimli antrenörler var. Bir tarafta Cemil Yıldırım, bir tarafta Turgay Kantarkıran. Başarılı sporcular, başarılı antrenörler. Burada kendilerini kanıtlayacaklar ve profesyonel hayatlarında da kendilerine başarılar diliyoruz. Yavaş yavaş yorulmalar başladı Orhan. Evet, şu anda maç ortada bence. Yani o ilk round'da hissettiklerimi hissetmiyorum şu anda ama. Evet, hala durmadılar, bravo. Üçüncü round, müthiş bir spin back fist ama yerini, evet, bulmadı. Cemil Hocam en iyi bir dövüşçü, hem de çok iyi bir sporcu aynı zamanda. Ve aynı zamanda antrenör. Turgay Kantarkıran da öyle. Güzel sporcular yetişmişler, tebrik ediyorum. Üçüncü raundun son saniyelerine geldi. Sporcular son performanslarını sergiliyorlar ve artık ellerinden geleni yapacaklar. Fazla bir farklılık yok. Hakemler zor bir karar verecekler, evet, bence. Evet, ama ben gene de Zafer Şimşek'i bir tık önde görüyorum. Çünkü siyah round da önemli. Sadece bu round değil. Bence galip olacak diye düşünüyorum. Evet. Müthiş. Müthiş bir geri teknesi. Ve şu anda kendinde değil, inan. Çok güzel vurdu, dedim sana. Son 10 saniye. 3. raundda gecenin ilk maçı. Evet. Demek ki sonlar olmasaydı biraz kötü olacak. Evet. Evet. Bravo. Evet Cengiz Bank. Şimdi söyleyebilirim. Geri tekmeyle karaciğere çok iyi vurdu. Rakibinin nefesi kesildi. Evet, kırmızı köşe bir adım daha yakın galibiyete. Evet, sağımda solumda Türk sporunun doyenleri var. Bak hocam, biz 2007'de Kıbrıs'ta dövüşürken Cengiz hocam aynı zamanda bizim, evet, sporcularımıza hocamız orada, hem hakemlerin başındaydı hem hocamızdı. Çok emeği var üstünde. Çok maç yapıp çok lafa tutmuşluğu vardır kendisinin bize. Belki çoğu insan onun bu yönünü bilmez ama aynı zamanda çok iyi bir antrenördür. Ve bu spor profesyonelliği Türkiye'de hakem kurulmasında en büyük pay sahibi olandır. Ben sözü Tarık Sayın'a bırakıyorum. Evet sevgili Tarık Sayın. Teşekkürler Nusret Öncü. Evet, değerli spor severler. Efsaneler dövüş arenasında gecenin ilk karşılaşması müthiş geçti. İlk maçta gerçekten kıran kırana geçti. Bakalım kazanan kim olacak? Onu öğrenmeden önce ProTouch ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Nutrition'da yeni nesil Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi ProTouch ve genel CEO'su
Ümit Hafızoğlu'na buradan selamlarımızı da iletelim. Bakalım kazanan kim oldu? Şimdi sonucu alma zamanı. Evet değerli spor severler, hakemlerimizin 3-0'lık bir değerlendirmesi var. Ve bu skora göre gecenin ilk kazananı Zafer Şimşek. Sporcularımıza ödülünü Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Pan takdim ediyor. Ve katkılarından dolayı Profesyonel Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Panka, değerli koordinatörümüz Murat Er gecenin anısına plaket takdiminde bulunuyor. Fight Do Genel CEO'su ve programımızın koordinatörü Murat Er. Evet, teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı alkışlarla uğurluyoruz. İkinci maça geçiyoruz artık. Söz şimdi Nusret Öncü'de. Nusret Hocam sendeyiz. Evet, çok güzel bir maçtı. Hakemler güzel bir karar verdiler, doğru bir karar verdiler. O zaman hiç hız kesmeden... Gecenin ikinci maçına geçelim. Sevgili Tarık Sayın, gecenin ikinci maçı için söz sende. Teşekkürler Nusret Öncü. Bu güzel gecenin anlatımında Türk sporunda bir ekol, duayen isim Nusret Öncü, Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Pank ve tabii ki çok değerli Orhan Doğan hocamız bu güzel maçların yorumlanmasında sizlerle birlikte olacak. Bendeniz Tarık Sayın, vakit kaybetmeden Efsaneler Kickbox Arenası'nda bu güzel gecenin organizatörü Mehmet Mesoğlu hocamızı ringe davet edelim. Düşüncelerini alalım. Sonra ikinci karşılaşmamıza geçelim. Hocam hoş geldin. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Flash Haber TV tüm seyircilerine iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka söylenecek bir şeyim yok. Çok teşekkürler Mehmet Mesoğlu. Vakit kaybetmeden ikinci karşılaşmaya geçelim. Kırmızı köşeden geliyor sporcumuz. Ona Silvanlı diyorlar. Erdal Güneş. ...67 kilo müsabakası, boylar eşit, yaşlar eşit, 30-28 yaş, 3 maç 2 galibiyet, 1 mağlubiyet Erdal Güneş, Zekeriya Akgül 14 maç 9 galibiyet, 5 mağlubiyet. Gecenin ikinci maçı, bakalım bu maç aynı hızda devam edecek mi? Her iki taraftarında müthiş seyircileri var. Evet, buradaki atmosfer çok güzel. Tebrik ediyorum. Kickbox Güneş. Çok güzel bir gece. Tribünler mükemmel. Bu gece burada kickbox camiasında İstanbul'da yaşayan çok değerli antrenör arkadaşlarımız ve var. Ve rakibi geliyor Mavi Köşe'den Zekeriya Akgül. Evet, Mehmet Mesoğlu zaten eskiden şampiyonlarımızdan milli takım antrenörü kardeşimiz. Beraber yıllarca spor da yaptık, görev de yaptık. Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir arkadaş hocamızdır. Gerçekten o da senin gibi elinden geldiğince elinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ve ilk maçta çok güzeldi. İlerleyen dakikalar neler olacak hep beraber göreceğiz. Teşekkürler Orhan Doğan. Evet Orhan, Türk kickboksu nereden nereye? Evet. Bizim zamanımızda nüfus büyüdü. Ama saygısız insanlar da çoğaldı bu camiada. Normal o da. Spor ne kadar büyürse
Ona göre de sorunları da büyüyecek demektir. Ama ben şunu biliyorum. Biz bu spora başladığımız zaman video bile yoktu. Videomuzu çekecek biri yoktu. Resim bile zor çekebiliyorduk. Şimdi gördüğün gibi dünyada teknoloji gelişti. Spor da gelişti ona göre. Ama bu federasyonun bu hale gelmesinde gene söylüyorum. Federasyon başkanımızın Salih Kayıcı'nın çok büyük emeği var. Hakikaten eğer Türkiye'de bu kadar rahat organizasyonlar yapılıp milli takımlarda başarı varsa antrenörler kadar gerçekten yani tek bir insan deyip geçmesinler. Gerçekten onun büyük emeği var. Ama maalesef sporumuzda evet, söz Tarık Sayın'da. Evet değerli spor severler, önce kırmızı köşede 67 kilogram ağırlığında 1.70 boyunda profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı, 2 galibiyeti var. Ona Silvanlı diyorlar. Erdal Güneş Spor Kulübü'nden Erdal Güneş. Rakibi mavi köşede 67 kilogram ağırlığında 1.73 boyunda 28 yaşında profesyonel kariyerinde 14 maç yaptı. 9 galibiyeti var. Taşdemir Fight Club'dan Erkan Taşdemir yapıyor antrenörlüğünü. Zekeriya Akgül. Müsabakanın ring hakemi Sayın Muhsin Şahan. Erdal Güneş ve Zekeriya Akgül arasında geçecek 67 kilo müsabakası. Yine bu gece yanımızda Erhan Ölüç var. Sevgili kardeşim Öztürk Akmurat, hepiniz hoş geldiniz. Hoş şöyle bir merhaba hocam. Derseniz. İyi akşamlar herkese, iyi seyirler tüm seyir başındaki, televizyon başındaki izleyicilerimize. Güzel bir atmosfer. Size de yayında başarılar diliyorum hocam. Teşekkürler. Erhan'cığım. Kickboks için buradayız. Müthiş gece oluyor. Güzel maçlar var. Sizlerin yorumuyla, Orhan hocam yorumuyla da kickboks güzel gidiyor inşallah. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Birazdan sohbet edeceğiz Öztürk. Evet. Her iki sporcuyu da tanıyorum Orhan. İkisi de hızlı sporcu. Bakalım ne olacak? Erken işi bitirmeye çalışacaklar. Bence üçüncü roundu görmez. Aynen. Ama bu çok yani biraz daha dengeli olmaları. Bütün nefeslerini bitiriyorlar. Unutmamak lazım bu profesyonel maç. Daha iki round daha var. Bu sadece birinci round. Evet. Türk sporunda bizim yeni sporcularımız Cengiz Hoca. Aslında burada bunu da söyleyelim. Ben kickboksun teknik direktörlerinden Nusret Öncü. Teknik direktör Orhan Doğan ve yine milli takım antrenörümüz Cengiz Pank hocam. Hem bu da eğitim mayatında da söylemiş olan böyle maça başa kapat. Birinci roundda bitirer bak. Gördün ben ne demiştim? Bu round sürmez demiştim ve oldu. Saldıran da oydu. Şimdi ben burada tabii ki tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. İlk roundda vücut sıcak olmadığı için aşırı derecede yüklenmek enerji kaybına neden olur. Biraz önce de sizlerin söylediği gibi çok aşırı yüklendiler. Bütün enerjilerini bitirdiler. Evet, dönecek olursa bir diz aldı ve maçı Erdal Güneş devam edemeyecek gibi görülüyor. Evet, kendini çok stres, çok saldırıyor. Biraz sakin olmaları lazım. Şu anda grogi durumunda yani şu anda iyi değil durumu. Evet, aslında Zekeriya bu durumu değerlendirip maçı bitirebilir. Yani şu anda ayakta. Bu profesyonel maç. Amatör gibi bakmayalım ama birazdan kötü düşecek. Şu anda sallanıyor. Evet. Bu şekilde biraz zor devam eder. Her ikisi aynı ama her... Bulunca vuracaklar. Evet, buldular. Hop. Ama biraz tabii hakemin biraz sakinleştirmesi lazım. Hakemin yapacağı bir şey yok. Sporcunun kendi aslında bu şekilde duruşu. Cengiz Pank. Hocam şu anda net belli karşılıklı yatırmak için yani knockout etmek için çalışıyorlar. Büyük bir hırsa çıkmışlar oraya. Evet, her an biri yatabilir. Fakat kırmızı şortlu çok darbe aldı gibi dikkat etmesi lazım. Erdal Güneş'in dikkat etmesi lazım diyorsun. Evet, evet. Gördüğün gibi. Yumruğuyla gitti. Gördüğün gibi çünkü kontrolü yok. Evet.
Evet Orhan, dediğim gibi kendi kendilerine yenik düşecekler galiba. Evet, yani bu kadar hırs tamam, mutlaka her insana lazım ama bu sonuçta bir maç. Dengeli ve dikkatli olmak lazım. Şimdi biraz durdular tabii ama inşallah şu roundu bir bitirelim. İkinci roundda inşallah daha iyi olurlar. Çok kötü bir tekmeydi. High kick. Fena yedi. Zekeriya mı? Kırmızı şortlu arkadaş yedi tekmeyi. Evet, şu anda gördüğün gibi dişlikle gitti. Evet. Allah'tan round bitti. Burun gitti bu arada. Evet, doktora götürüyor. Finalde maç çok güzel bitti. Çok güzel iki vurdu. Şimdi tabii biraz önce hepimizin yorumu da aynı noktada birleşiyoruz. Kırmızı köşe çok aşırı derecede yordu kendini. Kontrolsüz hareket ediyor ve ağır darbeler aldı. Orhan hocama da katılıyorum. Bir high kick. Gong kurtardı mı desek? Bu arada bizleri Semra Saraç, biliyorsun Semra bizim hem antrenörümüz, evet, hem hemşire. Semra hocam, kendisine buradan selamlarımı iletiyorum sevgili kardeşime. En iyi bayan antrenörlerimizden. Ben bile Instagram'da onu takip ediyorum. Lafa kutlayı gerçekten çok önemli ama. Semra kardeşime selamlar olsun diyorum. Evet. Semra, sana da işinde başarılar diliyorum canım benim. İzleyicilerimizden çok mesaj aldık. Programa biliyorsun yaklaşık 45 dakika falan gecikmeli geçti. Evet, Allah'tan ama şu anda her şey çok güzel. Hiçbir sorun yok. Bazen biraz geç olsun ama temiz olsun diye bir söz var. Evet, inşallah daha da güzel olacak. Sağ olsunlar, ekip arkadaşlarımız da hemen ortama ayak uydurdular. Evet değerli spor severler, sporcularımıza ödüllerini takdim etmek üzere Kickbox Genel Koordinatörü Sayın Orhan Doğan, iş insanı Sayın Mehmetcan Bölek ringden bekleniyorsunuz. Evet, gecenin ikinci maçı. Erken bitti. Zekeriya Akgül. Maçın galibi oldu. Evet Tarık Sayın, söz sende. Evet değerli spor severler, bir round sürdü. Evet, bir round sürdü gördüğünüz gibi. Sporcu arkadaşlarımızı hakemlerimizin yanına bekliyoruz. Resmi kararı açıklamak için. Evet değerli spor severler, Protouch Nutrition katkılarıyla hazırlanan Efsaneler Kickbox Arenası'nda ikinci mücadeleyi birinci roundun sonlarında RSC doktor kararıyla kazanmayı bildi Zekeriya Akgül. Ve sporcularımızın ödüllerini takdim ediyor değerli iş adamı Sayın Mehmetcan Bölek Beyefendi. مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت yine diğer ödülü takdim edecek Kickbox Federasyonu Genel Koordinatörümüz doğayan isim Orhan Doğan. Gördüğünüz üzere sporcularımızı tebrik ediyor. Bu güzel geceyi ölümsüzleştiren fotoğraf karesine dahil oluyoruz. Ve tabii ki plaketlerimiz var. Diğer koordinatörümüz Burak takdim ediyor. İş insanı Sayın Mehmetcan Bölek Beyefendi'nin. Yine diğer plaket spor duayeni Orhan Doğan hocamızın olacak. Kickbox Federasyonu Genel Koordinatörümüz takdim aldı. Fight Do Genel CEO'su ve koordinatörümüz Sayın Murat Er tarafından takdim alıyor. Söz Nusret Öncü'de. Nusret hocam sendeyiz. Konuklarıyla madalya töreni yaptı ve gecenin üçüncü maçına geçeceğiz şimdi. Ömer Faruk Çevik ve Ramazan
Kurdaş arasında geçecek. 75 kilo müsabakası. Yine 19-20 yaş. Ömer Faruk Çevik 19 yaşında. 26 yaşında Ramazan Kurdaş. 3 maç 2 galibiyet Ömer Faruk. 1 maç 1 galibiyet 1 mağlubiyet Ramazan Kurdaş. Daha ilk maçları sayılır. Antrenörü Bayram Uğur, Ömer Faruk Çevik'in ve bir tarafta da Cemil Yıldırım, Ramazan Kurdaş antrenörü. Evet sevgili Tarık Sayın, söz sende. Evet. Değerli spor severler, efsaneler, kickboks arenasında sıra geldi gecenin 3. karşılaşmasına. Önce kırmızı köşeden geliyor sporcumuz Ömer Faruk Çevik. Ömer Faruk Çevik ve rakibi geliyor mavi köşeden Ramazan Kurdaş. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adıma değil bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar, kan karıştı terime. Demişti anam bana, buzda olsan erime. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar, kan karıştı terime. Demişti anam bana, buzda olsan erime. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Kurdaş! Köylü koçum adım atıyorum. Evet değerli spor severler, önce kırmızı köşede 75 kilogram ağırlığında 1.90 boyunda profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı, 2 galibiyeti var. Fonde Spor Kulübü'nden geliyor, antrenörlüğünü Bayram Uğur yapıyor. Ömer Faruk Çevik. Ve rakibi mavi köşede. 75 kilogram ağırlığında 1.85 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazanmayı bildi. Antrenörlüğünü efsane sporculardan Cemil Yıldırım yapıyor. Cemil Yıldırım Spor Kulübü'nden geliyor. Ramazan Kurdaş. Müsabakanın ring hakemi Sayın Oktay Doğan. Teşekkürler Tarık Sayın. Gecenin 3. maçı 1.75 kilo müsabakası. Evet Orhan Doğan. Evet yeni bir maç. Bakalım sporcular tabii tanıdık değiller. Yani ben tanımıyorum daha doğrusu. Birazdan kendilerini bize tanıtacaklar diye düşünüyorum Sayın Hocam. Evet bakalım ilk raundda sporcularımız ne yapacak? Sağlı solu direkler. Ömer Faruk Çevik'ten. Ramazan Kurdaş'ın presleri var. Sağlı solu direkler. Tabii ki Ömer kapanıyor. Sura seviyesine. Bu şekilde pres yaparsa yine diğeri gibi devam etmeyecek. Eğer yorulursa. Evet sırayla. Dediğim gibi hocam bu işler profesyonel maç. Yani çok hızlı vurmak. Eğer rakip nakavt olmazsa ne olacak? Gücünü ve kondisyonunu korumak zorundasın. Cengiz Pank. Evet ısınmadan enerjisini boşa harcadı. Tabii ki şimdi rakip pres yapmaya başladı. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Yine kendilerini birinci raundda bitiriyorlar tabii ki. İşte bu da profesyonellikte önemli olan ringdeki
aslında antrenörlerin bu şekilde uyarmaları lazım kendilerini. Bir şekilde kendilerini geliştirecekler. Sağ direk, sol direk fazla etkili olmasa da. Şu anda iyi görmüyorum durumunu. Knockdown olabilir. Derken oldu. Derken oldu. İyi bir gözlemcisin Cengiz bak. Hocam biliyorsun sizler bizler bu işin ta ilminden geldik desek herhalde yalan söylemeyiz. Mütevazı olmaya da gerek yok. Sence? Yani, sporcu aslında gardını aldığında da ne olduğu belli oluyor değil mi? Yani bizler rahatlıkla görebiliyoruz. Knockdown oldu. İnşallah bu round'u çıkarır. Yalnız dövüşme tekniği olarak çok acemice, hızlı, sert hareket etti. Sanırım ilk maçları öyle düşünüyorum. Çünkü hiçbir tecrübeli sporcu bu şekilde hareket etmez. Aslında ilk maçta saldırıp kendini tüketmişti Orhan'cığım. İlk round'da daha doğrusu, ilk round'ın ilk başında. Yani ilk öyle çok saldırdı ama devamı gelmedi gördüğün gibi. Bu arada gazimiz Ran selamı var. Biz de kendilerine selam söylüyoruz kardeşime. Selamlarımı sunuyorum. Kendisini ilgiyle takip ediyorum. Maşallah gençlere taş çıkartacak gibi antrenman yapıyor. Bizleri ekranları başında izleyen tüm spor severlere, spor camiamıza buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili gazimiz Rak kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Sebahattin Kaş da selam söylüyor buradan. Evet, Sebahattin hocamla çok eski tanışırız. Ona da çok selamlarımı iletiyorum. Yılların eskitemediği delikanlılar bunlar. Cengiz Punk'ın rakibi. Eski. Cengiz hocam. Oktay. Evet. Cengiz Punk'ın orta hakemin bir uyarısı var. Kickbox'ta ensine tutup çekiş ve diz vuruşu yok Cengiz Punk değil mi? Evet, tutarak diz vuruyor, uzun süre bekliyor. Tabii ki bu hem aksiyonu aksatıyor hem teknikleri aksatıyor. Bizde pres yaparak diz vurma var kabir kuralları içerisinde. Ekranları başında bizi izleyen spor severler ve kickboxçu kardeşlerimiz de bunu bilsinler ki bu Muay Thai sporu değil. Tutarak diz sadece kombine esnasında bir tane diz vurabilirsin. Yani clinch yaparak ama ondan sonra clinch yaparak vuramazsın. Evet. Zaten bir kademe sonrası da clinch'e giriyor. Sonra sporcular birbirlerini yere atmaya çalışıyorlar. Onu burada önlemek lazım. Hem hakem hem işte biz burada insanları bilgilendirerek bir dizi pres yaparak vuruyorsun. Başka bir teknik uyguluyorsun. Tekrar bir diz daha vurabilir. Tekrar ringe dönelim. Gecenin 3. maçı 2. round. Ömer Faruk Çevik, Ramazan Kurdaş arasında geçiyor. Yine her iki sporcu çok hızlı başladı. Bir şekilde birisi inecek bu gidişle. Müthiş bir kroşe. Müthiş bir sağ kroşe. Round arası demek ki Cemil'den iyi taktik aldı. Evet. Hocası gibi. Bu yumrukları yemesinin tek sebebi biraz önce tutarak diz atmak istemesiydi. Yine tutarak diz atmak istedi. Rakip kroşelerle onu knockdown etti. Surat çok açık bu arada. Sporcuların fiziği boyu çok güzel. Aslında biraz sakinleşse maçı daha güzel ve daha zevkli maç yapacaklar. Çok heyecan yapıyor. Evet, Cemil hocam da Cemil dövüşçülükten sonra hocalığı da çok benimsemiş. Cemil biliyorsun bizim organizasyonda yakın bir zamanda güzel bir kemer kazandı. Tanıtladı. Tebrik ediyorum Cemil hocam. Burada maçı her an her iki tarafa da dönebilir. Öyle görülüyor. Çünkü kimsenin ring hakimiyeti yok. Şu anda durum eşitlendi. Yine aynı hatayı yapıyor. Kırmızı köşe. Tutarak diz atmaya çalışıyor. Rakip de bundan istifade ediyor. Kroşelerle knockdown haline getirdi. Eğer bir kroşe daha vurursa mavi köşenin yerden kalkması zor olur diye düşünüyorum. Evet, hakem şu anda sayıyor. Ne olur böyle bir durumda onu da anlatırsan. Ayağı kaydı sanıyorum. Tam ben ringi göremedim. Şu anda pozisyonu kaçırdığım için. Evet, şu anda dişliğini de attı. Yıkanacak tekrar. Sporcunun ağzına konacak ve maça devam edecek.
hakemin burada maçı hızlı bir şekilde devam ettirmesi lazım. Sporcuların dinlendirmeden. Sağlı solu direkler yine Ramazan Kurdaş'tan. Çocuk herhalde Muay Thai yapmış ki sürekli clinch yapmaya çalışıyor. Evet. Yine halen, evet. Halen evet, 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 evet. Aynı hatayı yapıyor hala. Sporcuların hangi kuralla dövüştüğünü aslında biliyorlar da belki kolaylarına geliyor clinch yapıp düz atmak. Tabii ki şu anda adrenalin var. Heyecanlı haldeler. Burada köşeyi dinlemeleri lazım. Köşenin de uyarması lazım. Biz burada bunu görerek uyarıyoruz ama köşe sanırım bunun farkında değil. Tutarak diz atarken, tutup diz atarken kroşeleri yediğinin farkında değil. Orhan Doğan, sporcuların branşlaşma açısından Muay Thai ve kickboksu birbirine ayırmaları çok önemli değil mi kurallar açısından? Abi. Yani K1'da evet gördüm bak nefessizlikten. O ona, o ona. Ooo! Evet yani bir anda dönebiliyor, döndü. Kickbox böyle bir şey. Bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Onun için hiçbir zaman kazandım demeyeceksiniz. Tedbiri elden bırakmayacaksınız. Onun da bence yok, bence yok. O da aynı şekilde düşebilir. Evet, aynı şekilde. Ramazan Kurdaş aynı şekilde saydırabilirdi. Round yetişti. Oldu. Bir o düşüyor, bir o düşüyor. Bravo. Gerçekten gecenin üçüncü yani maçı. Yok ama çok güzel heyecan var. Gecenin üçüncü maçı müthiş sahnelere böyle müthiş sahneler ekrana geldi. Çok heyecan doldu. Ben aslında başında söylemiştim sporcular son performanslarını ilk roundda son roundmuş gibi kullanıyorlar. Ve işte onun karşılığı da her iki tarafta birer ikişer kez saydırdı herhalde. Ya şimdi bu spor adrenalin dolu olduğu için gerçi çok teknik bir şey göremedik. Fakat sporcuların çalışmak, knockdown etmek azmini gördük. Onlar heyecanlı, biz de burada onları seyrederken heyecanlanıyoruz. Yüksek, belki çok kalite yok ama çok büyük bir heyecan var. Bu da kickboksun doğasında olan bir şey. Ama zaten amatör maç değil, profesyonel evet, bu tür heyecanlar tabii. Olsun. Tabii. Bazen çok güzel maç olmaz ama çok güzel nakavt olur. Evet. Değil mi Cengiz Hocam? Orhan Hocam'a %100 katılıyorum ki o da profesyonel çok maç yaptı. Bu heyecanı gördü, hatta yaşadı. Evet, üçüncü raunda dönelim. Olan kazanacak. Bakalım. Şu an kimsenin kimseye bir üstünlüğü, her iki tarafta saydırdığı var. Ama bu maç ayakta kolay kolay bitmez diye düşünüyorum. Bence de biri düşecek. Evet, köşeler çok kayıyor. Evet, orada Cemil Yıldırım çok sula doğru. Neden değil, ayakları kaydıkları için düşmeler. Bunları kimse baz almasın. Üçüncü round. Gecenin üçüncü maçı sevgili izleyiciler. Ramazan Kurdaş ve Ömer Faruk Çevik arasında geçiyor. Evet, Ramazan'ın yine presleri var. Aslında yere sağlam basabilse belki istediğini yapabilecek yani. Sakin olması lazım hocam. Çok vurmak değil, net vurmak önemli. Çok vurmaya çalışıyorlar. Kendim organizasyon yapıyorum ondan mıdır değil midir? Bir yandan da gözüm içeride. Sporcular ilk kere demişiz ki arkada, arkamızda sporcu istiyorlar şeyin içinde, salonun içinde. Bunu hangi... Artık kondisyonu ve kuvvetleri kalmadı. Farkında duruyorlar. Birbirine vurmayı bıraktılar. Tek tük. Bakalım maç kime gidecek. Aynen öyle, sakatlık olmadı. Kime gittiğini ben de bilmiyorum. Son saniyeye kadar maçın kimin kazanacağını tahmin etmemiz zor. Bu kadar tecrübemiz olmasına rağmen. Bakalım. Evet, çok kötü darbeydi hocam aslında. Kabul
kavgalarına doğru. Evet Orhan. Ayakta vallahi, helal olsun. Evet, son dakikalar, son saniyeler. Cengiz hocama kürekten katılıyorum. Hala maçı kimin kazanacağı belli değildi. Bir belden aşağı bir tekme geldi. Önemli değil genç arkadaşlar. Bunları kaldırabilecek yapıdalar. Bu profesyonel maçın doğasında olan. Of! Of! Buraya kadar ses geldi. Evet, son saniyeler. Evet, çalışmaları lazım. Çalışmaları. Hakemler. Bu maç kolay kazanılmayacak. Evet, hakemlerimiz müthiş bir kroşe. Evet. Müthiş bir diz. Bu hareketler maçın sonunu belirleyebilir. Evet, Ömer iyi gidiyor. Ömer son roundda, son dakikalar bir şeyler yapmaya başladı. Mavi köşe darbe aldığı için zamanı değerlendirmeye çalıştı ama evet, maç bitti. Maç. Bakalım hakemlerimiz evet, sızıp iki sporcuyu da tabii aramızdan ayıracaksın galiba. Bu benim son saniyelerim. Sizden müsaade istiyorum. Yayının devamında başarılar diliyorum. Gerçekten güzel emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sana teşekkür Orhan ediyorum. Söz Tarık Sayın'da. Ve sayın teşekkür ediyorum Orhan'cığım. Ve Sayın Yıldız. Ringden bekleniyorsunuz. Bakalım sevgili Tarık Sayın maçın sonucunu açıklayacak. Evet Tarık Sayın, söz sende. Teşekkürler Nusret Öncü. Evet, şu anda hakemlerimiz kararı kendi aralarında check ediyor. Bakalım kazanan kim olacak? Kameraman arkadaşından rica ediyorum hakem masasını. Evet, şu an puanlama konusunda son kararlar alınıyor. Gerçekten sonucunun ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Bu ringde kıyasıya bir mücadele izletti. Her iki sporcumuz için de büyük bir alkış alabilir miyiz? Avcılar. Evet, puanlamada bir hakemlerimiz karar verecekler. Hangi sporcumuzun galip olduğunu Ramazan Kurdaş mı, Ömer Faruk Çevik mi, hep beraber göreceğiz. Sabırsızla biz de bekliyoruz. Evet, maçın ekstra round evet, olacak tekrar. Hakemlerimizin de dediği gibi bu güzel mücadeleyi ekstra round'a götürdüler. Ekstra round'a gidiyoruz. Evet Tanık Sayın. Üçüncü maçta bir ekstra round, bir beraberlik söz konusu. Ömer Faruk Çevik ve Ramazan Kurtaş arasında gecenin üçüncü maçı. Bakalım bu roundda sporcularımız nasıl bir üstünlük sağlayarak maçı kendi aleyhine çevirecekler. Antrenörler sporcularına son taktiklerini veriyorlar. Evet. Üçüncü roundda sporcular ortaya davet ediliyor. Bakalım Cengiz Funk bu roundu böyle dört gözle izleyelim, neler olacak? Hocam yine herhalde son saniyeye kadar galip kim diye biz de heyecanla bekleyeceğiz, öyle düşünüyorum. Her an hepsi olabilir, hem mavi hem kırmızı köşe. Heyecanla bekleyelim. Şimdi
Hakemlerimiz de belki çok iyi takip edemedi. Çünkü birkaç kere düştüler. Ringin kayganlığından düştüler. Teknik almadan da, darbe almadan da düştüler. O yüzden şimdi inşallah iyi bir takiple maçın galibini belirleyeceğiz. Bu round tek round üzerinden olduğu için daha net bir skorla kimin galip olduğu belli olacak. Evet sevgili izleyiciler. Sağlı solu direkler yine her iki sporcudan hedefini bulmayan, yerini bulmayan yumruklar bunlar. Daha net puan alıcı tekmeler ve yumruklar olursa hakemlerimiz de ona göre puan verecekler. Sağlı solu direkler yine Ömer Faruk Çevik'ten clinch yapıyor bu arada. Bir uyarı alacak. Vuruş yok, sadece clinch yaptığı için. Evet, müthiş bir kroşe. Bir kroşe daha. Evet. Yine sağlı solu direkler gardını havada tutması lazım. Zaten bu kadar yumruk aldıktan sonra maçı nakavtlamadıktan sonra dönmez. Evet, müthiş bir kroşe. Müthiş bu. Burada hakemin sayması lazımdı aslında. Son round hakem sayabilir, saymayabilir. Çok açık ama sporcunun. Evet. Burada sayması lazım. Araya girmesi lazım burada. Evet. Şu anda yani gereken budur. Evet, şu anda abonda ne oldu? Hakem doğrusunu yapıyor. İki kere saydı. Şu anda mavi köşe daha yakın galibiyete. Ama son gong sesini dinleyeceğiz. Zaten bırakmak istiyor maçı çocuk. Evet değerli spor severler, sporcularımıza ödüllerini takdim etmek üzere esnaf sofrasından Sayın Mehmet Çay, milli sporcumuz Sayın Aleyna Dilan Çay, Sayın Orhan Bağuröz, Sayın Fesih Yıldız'ı ringe bekliyoruz. Değerli spor severler, gerçekten müthiş bir maç izledik. Ekstra round'a gitti ama ekstra round'un da kazananı gördüğünüz, izlediğiniz üzere mavi köşe Ramazan Kurdaş. Evet, sporcularımızın ödüllerini takdim ediyor esnaf sofrasından Sayın Mehmet Çay. Yine milli sporcularımızdan Aleyna Dilan Çay takdim ediyor sporcumuzun ödülünü yine. Milli sporcumuz Aleyna Dilan Çay takdim etti. Yine iş insanları Sayın Orhan Bağuröz ve Fesih Yıldız aramızdalar. Kameraman arkadaşım gösterirse. Evet, Ramazan kıyasıya bir mücadele sergileyerek maçı kazandı ama Ömer de gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydu. Alkışlar işte onun için. Gecenin anısına plaket takdimimiz olacak. Sayın Mehmet Çay esnaf sofrasından geceye katkılarından dolayı plaketle ödüllendiriliyor. Evet, esnaf sofrasına bizler de teşekkür ediyoruz. Ne zaman gitsek
en iyi şekilde bizi ağırlıyor esnaf sofrası. Alkışlarla uğurluyoruz değerli sponsorlarımızı ve milli sporcumuzu. Şimdi sıra geldi gecenin 4. maçına. Merak edilen bir maç öncesinde kısa bir karate şovumuz var. Şimdi